Gülüp yorulunca yetişir Şenol Hoca Her şeyin kolayı var öğren onunla Merhaba arkadaşım derse hoş geldin Faktöriyeldeyiz Yani ünlem işareti Bazı sözlercilerin sorduğu gibi O sayının sonundaki ünlem ne işe yarıyor ya Birazdan onu öğreneceğiz arkadaşlar Hadi bakalım gelsin iki gözümüzün çiçeği ve başlayalım Peki kitaptan ben nereleri dolduruyorum Siz nereleri dolduruyorsunuz Şimdi beraber bismillah Bu sayfaya başlayacağız 1- 2, 3. Bu 3 sayfayı beraber dolduruyoruz. Süper. Sonra senin ödevin geliyor. 1, 2 ve 3. Aslında 2,5. Burayı da sen yapıyorsun. Sonra sayı basamakları. Buna geçeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Bunu kenara alalım. Ve ders başlıyor. Faktöriyel nedir? Şimdi arkadaşlar faktöreldeki mesele ve mantık şu. Çarpma işleminde ardışık sayılar çarpıldığı zaman onu kolay bir şekilde göstermemiz gerekiyor. Bütün mesele bu. Kolay göstermeye çalışıyoruz. Mesela 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 ya. Ya dünyanın her yerinde bunu birden 7'ye kadar çarpmak yerine sondaki en büyük olanı yazar ve faktüreli koyarsın. Bu şu anlama gelir. 7 faktürel demek 7'den geriye doğru bütün sayıların çarpımı demektir. Bitti. 7'den 1'e kadar sayıları aç ve çarp demek bu. Buradaki ünlem ne işe yarıyormuş? O sayıyı 1'e kadar açıp hepsini çarpıyorsun. Bu kadar ya. Kısa bir gösterim sadece. Bak. Mesela 3 faktörel ne demek? 3'ten geriye doğru 3, 2, 1'i aç ve çarp. Bunları çarparsan sonuç 6 yapar. 4 faktörel 4, 3, 2, 1 geriye doğru aç ve çarp. Çarparsan 24 yapar. 5 faktöreli aç. 5, 4, 3, 2, 1'i çarpacaksın. 120 yapar. Hepsi bu. Peki. 2 faktörel zaten 2 çarpı 1. Eyvallah. Peki 1 faktörel 1'e kadar açtığımız zaten 1'dir. Bitti. Burada özel bir durum var. Tırın tırın. 0 faktöriyel 1'dir. Bu özel bir durum. Neden hocam? Ya şimdi orasını karıştırma. 0 faktörel 1. 0 değil yani. Bunu bileceksin. Faktörellerin sonucu en az 1 çıkar. 0 falan çıkmaz. 0 faktörel 1'dir. Bu özel bir durumdur. Bunu da aklında tutuver sana zahmet. Tamam Peki en faktörel var diyelim. n'i geriye doğru n. 1 eksiltiyorsun n-1. 1 eksiltiyorsun n-2. Böyle 4, 3, 2, 1 bitene kadar açıyorsun ve çarpıyorsun. Bitti bu kadar. Tabii n burada doğal sayı olacak. Yani bizim n faktörelde kullanacağımız şeyler doğal sayı olacak. Buradan şunu anlıyorum. Negatif sayıların faktöriyeli diye bir şey yok. Yani şöyle bir şey yok. Eksi bir faktöriyel. Böyle bir şey yok. Niye? Buradaki n sayısı bak doğal olacak. Gördün mü? Eksi bir doğal mı? Değil. Eksi iki doğal mı? Değil. Onlarda olmaz. Süper. Şimdi ben faktöriyelde istediğim yerde durabilirim. Bana bağlı. Nasıl? 5 faktörel açıyorum ya. Açtım. 5 çarpı 4 çarpı 3 2 1 açacağım ya. Diyelim ben 3 deyince durmak istiyorum. 3 koy. Durmak mı istiyorsun? Stop. Faktöreli koyup durabilirsin. 5 faktöreli 5 çarpı 4 çarpı 3 faktörel deyip durabilirim. İstersem şurada da durabilirdim. 5 çarpı 4 de durmak istiyorum. 4 faktörel stop deyip durabilirim. İstersem 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 de 2 de mi durmak istiyorum? Hop stop. Faktöreli koyup açma işlemini durdurabilirsin. Çünkü zaten 2 faktöriyel açarsan tekrar 2 çarpı 1 olur. 4 faktöriyel açmaya devam etmek istersen 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 olur. 3 faktöriyel aç 3 çarpı 2 çarpı 1 olur. Yani 5'ten 1'e kadar açılma yine sağlar zaten. Heh. Demek ki işine ne yarıyorsa ona benzeteceksin. Oraya kadar açıp duracaksın. Güzel. Bak en faktörel. Sana n-1 mi lazım? n çarpı 1 azaltıp n-1 faktörel deyip durabilirsin. Ya da 2 tane açman gerekiyor. N n çarpı bir küçült n eksi 1 bir küçült n eksi 2 faktörel deyip durabilirsin. Bu altın kuraldır. Bakalım şimdi. Evet şunlar birbirine yakın olmuş. Şu 9 faktörel şuraya alıyorum arkadaşlar. Şu 9 faktörel bölü 7 faktörel buraya aldım. Bak ben 9 faktörel normalde bak amele usulünü yapıyorum. Hiçbir şey bilmiyorsun. 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 yapıp aşağıda 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 yapıp sonra 7'den 1'e kadar buraları sadeleştirebilirsin. Cevap ne olur? 9 çarpı 8, 72 olur. Bu amele style. Ama biz ne yapacağız? Ya bu kadar sayılarla uğraşmaya gerek yok. Diyeceğiz ki şu 9 faktöreli küçük olana benzeteyim. Küçük olan 7 faktörel değil mi? 9 çarpı 8 çarpı 7 faktörel deyip dur stop. Niye? Ya aşağıda da onun aynısı var. Hiç açmana gerek yok. Sadeleşsinler bunlar. Bak 9 çarpı 8 72. Bu daha kolay değil mi? Daha ciks, daha şık değil mi? Evet yapacağımız bu. O zaman buraya geliyorum. 8 faktörel eksi 6 faktörel. Hocam 2 faktöreldir. Bak gebertirim. Bak sakın duymayayım. Öyle bir şey yok. Faktörelli sayılarda çıkarma yapamazsın. Toplama yapamazsın. Faktörelin sonucunu bulur. Sonuçları topları ya da çıkarırsın. Tamam. Burada ne yapacaksın? Küçüğüne benzeteceksin. Küçüğü kaç? 6 faktörel. Bak 8 faktöreli 8 çarpı 7 çarpı 6 faktörele kadar açtım. Eksi burada ne var? 6 faktörel. Güzel. Şimdi her ikisinin 6 faktörel var mı? Var. Güzel. 6 faktörel ortak parantezini alıyorum. Şimdi birincisinde 6 faktörel ortak parantezini alırsam 6 faktörel çektim. Ne kaldı? 8 çarpı 7. 8 çarpı 7. Arada ne var? Eksi. İkincisinde 6 faktörel çektim. Ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Deme. Bunun katsayısı 1'dir. Bu bir tane 6 faktörel. 6 faktörel çekersen 1 kalır. Niye? Ben bunu geri dağıttığımda, bununla bunu çarptığımda 8 çarpı 7 çarpı 6 faktörel'i bulmalıyım. Altı faktörelle de bu eksi 1'i çarptığımda tekrar eksi altı bulmalıyım. Onun için tamam mı? Şunu sileyim. Orada gizli bir 1 vardır yani. Güzel. Şimdi ne oldu? İşlemim şu ne oldu. Şu oldu. Altı faktörel çarpı. 8 çarpı 7 ne yapar? Hocam 56. 1 çıkar 55. Çarpı 55 oldu. Bu. Yani 6 faktöriyel çarpı 55'e dönüştü. Harika. Gelelim şuraya. Şunu şöyle çizeyim. Heh. Bunu da hangi renk yapayım? Yeşil. En küçüğüne benzeteceksin. En küçüğü hangisi? Hocam 8 faktöriyel. Bravo. Bak 11 faktöriyeli açıyorum. 11 çarpı 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel. Eksi 10 faktöriyeli açıyorum. 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel. Bölü. 9 faktöriyeli açıyorum. 9 çarpı 8 faktöriyel. Eksi 8 faktöriyel zaten en küçüğü. 8 faktöriyel. Şimdi gel. Bak 8 faktörel her ikisinde ortak mı? Ortak. 8 faktörel ortak parantezini alırsam bunun katsayısı nedir? 11 çarpı 10 çarpı 9. 11 çarpı 10 çarpı 9. Eksi bunun katsayısı nedir? 10 çarpı 9. 10 çarpı 9. Tamam. Bölü. Şimdi aşağı gel. 8 faktöreller ortak mı? Ortak. O zaman 8 faktöreller ortak parantezini alırım. Buradan ne gelir katsayısı? 9. Eksi. Buradan ne gelir? 0 deme artık öğrendiğin. 1 geliyor. Bir tane 8 faktörel var. Buraya alırsam sayısı 1 olarak kalır. Bak faktörelde amacın faktöreli ortadan kaldırmak olduğunu söylesem ne dersin? Bütün amacımız faktörelden kurtulmak faktörel sorularında. Neden bu ortak parantez aldım? Bak çarpma işleminde hem yukarıda hem aşağıda faktörel var. Bu 8 faktörel bu 8 faktörelle sadeleşir. Amacın baştan beri buydu. Çok güzel. Şimdi bak çarpalım. Şurasını yapar. Ee, 90. 90'ı 11 ile çarpalım. 990. Burası 990 çıkar. 990 eksi. Yukarısını yapar. 90. 9 10 çarptım. Böyle aşağı gelelim. 8. 8 mi yapıyor? Evet. Çıkarırsam ne yapıyor? 900 bölü 8. Aa 8 mi? Bölünmedi. Tamam bölünmeyebilir. 2'ye böl. 450 bölü. 2'ye böl. 4. Aa bir daha 2'ye bölünüyor. 2'ye böl. 225 bölü 2. Tamam böyle saçma bir sonuç çıkabilir. Sorun yok. Ben ona odaklanmıyorum. Benim için odaklandığım yer şurada ortak parantezler alıp işlem yapmaktı. Ama bir tırstım bir kontrol edeyim. 990 ya da burası ne yapar? 110. 9 da çarp ya da 90'a bununla çarp. Evet 990 yaptı doğru. Burası 90 yaptı doğru 900. Aşağı bakalım. 9 eksi 1 8. Tamam işlemlerde problem yok. No problem. Devam edelim. İşlemin sonucu kaçtır? Hocam siz öğretmiştiniz. En küçüğe benzeteceğim. Aferin benzet. En küçüğü 10 faktörel. O zaman bunu 12 çarpı 11 çarpı 10 faktörel yaparım. Eksi bu 11 faktörüyle 11 çarpı 10 faktörel yaparım. Eksi bu zaten en küçük. Bölü aşağı geliyorum. 12 çarpı 11 çarpı 10 faktörel yaparım. Hocam bir bakarım hepsinde 10 faktöriyel var. Görüyorsunuz. 10 faktöriyel ortak parantezini alıyorum. Al bakalım. Alıyorum hocam. Burada 12 çarpı 11 gelir. 12 çarpı 11. Eksi. Buradan 11 gelir katsayısı. Eksi. Buradan da 1 gelir. Güzel. Bölü aşağıda. 12 çarpı 11 çarpı 10 faktörel var. Hocam çat çat bunlar gitti. Bravo. Artık faktörelden kurtuldum. 11 ile 12'yi çarpar mısın? Şöyle 10 ile 12 çarp 120. 12 ekle 132. 132. Burası ne yapar? Eksi 12 yapar. Bölü. Burası ne yapar? 12 çarpı 11. Burası ne yapıyor? Çıkarırsan yukarısı 120 yapar. Bölü 12. 12 yazamadım. 12 çarpı 11. 12'ye böl 1. 12'ye böl, 12 böl 10. Cevap 10 bölü 11 yapıştır B şıkkına. Çok güzel. Basit. Bir numarası yok. Hemen yazın. Hemen kitaba aktarın. Bekliyorum ve geçiyorum. Oo, oo. Burada bir incelik var arkadaşlar. Nedir o? o. Bekle. İncelik şu. Baktım. A 3 faktörel gördüm. 3 eksi A faktörel gördüm. Abo. Şimdi bu A öyle bir şey olmalı ki burayı da negatif yapmamalı, burayı da negatif yapmamalı. Çünkü burada A artı 1 var, A eksik var. Bunlar bağımsız ama şurada öyle bir A sayısı seçeceğim ki burası negatif olmamalı. Burada pozitif olmalı. O zaman A 3 ya da 3'ten büyük olmalı. Doğru mu? Çünkü 3 olursa 0 olur. 0 olabiliyor. 4 olursa da pozitif olur. 3 ya da 3'ten büyük olmalı. Ama buraya geliyorum. A buranın negatif çıkmaması için 3 ya da 3'ten küçük olmalı. Nasıl yani? Ben diyorum ki A'ya... Sen 3'ten büyük ya da 3 üç olmalısın. 3'ten küçük ya da 3 olmalısın. Tek bir seçeneğin var. 3 olmalısın. Bitti. Başka bir ihtimalin yok. A sayın 3'ten büyük eşit, 3'ten küçük eşit olacaksa sadece 3 olabilir. Bunu kastediyorum. Çünkü yoksa mesela 2 yazdığını düşün. 2 eksi 3'ten burası ne yapar? Eksi 1 faktörel gelir. Olmaz. Tamam 2 yazınca 3 eksi 2 1 geliyor ama burası negatif olur. Ya da mesela burada 4 yaz. 3 eksi 4'ten burası eksi 1 faktörel gelir. Burada 4 yazsam pozitif olur ama burası eksi geliyor. Yani negatif çıkmamalı şu ikisinde de. Tek yolu A'nın 3 olmasıdır. Demek ki A mecburen 3 olacak arkadaşlar. A'nın yerine 3 yaz. 3 eksi 3 0 faktöriyel. Artı 3 artı 1 4 faktöriyel. Bölü 3 2 1 faktöriyel. Artı 3 eksi 3 0 faktöriyel. Bunu şuradan gördüm. Bak A ile ilgili hiçbir bilgi vermemiş zaten. Bu çıkmaz ki. Bunu çıkarmanın tek yolu buydu. Bu 1'dir. 1'den 4'e kadar sayılar çarp 24 bölü. Bu da 1'dir. Bu da 1'dir. Sakın 2 demeyin. Gebertirim. E ne oldu? 24 1 daha 25 bölü 2 yaptı. Aa hocam nasıl oldu bu? 25 bölü 2 şıklarda yok. Aynen doğru diyorsun valla şıklarda yok. Niye? E, A 3 oldu. 3 eksi 3 0 faktöriyel. 3 artı 1 4 faktöriyel. 3 eksi 2 1 faktöriyel. Yani 3 eksi 3 0 fa. Aa pardon arada çarpma varmış. Aman Allah'ım ben toplama yapmışım. I'm sorry. I'm sorry. Burası çarpmaymış arkadaşlar. Abba az kalsın yanıyordum. Ben de diyorum soruda bir hatam var. 4 kere şey 1 kere 24. 24. 1 kere 1 1. Cevap ne yapacak? 24. Yapıştır. Bak sen de böyle yapabilirsin. İşlem hatası yapabilirsin. Ne yapacaksın? Hemen soruyu kontrol edeceksin. Ulan ben nerede hata yapıyorum diyeceksin. Sonra çarpmayı göreceksin. Demek ki ben bu toplama yapmışım diyeceksin. Düzelteceksin. Güzel. Neyse çaktırmayalım. Devam edelim. 3. Eşitliğini sağlayan aderi kaçtır? Aa, soru sağlam. Sağlam. Bunlar sayı. Diyorum ki sen bu karşıya geç. Bak, Burada ne olacak biliyor musun? 21 faktörel eksi 20 faktörel olacak. Bu tarafta ne var? A faktöriyel var. Bir büyüğü var. Bir büyüğünden iki tane var. A artı birin karesi. Dur ya şey artı ikinin karesi. Ben bu artı ikinin karesini artı iki artı iki diye ayırayım. Niye? Bir tanesi bana birazdan lazım bak. A artı bir var. Bir de A faktöriyel var. Güzel. Şimdi şurada küçük olan 20 faktöriyel parantezin alırsam. 20 faktöriyel ortak parantezini alırsam. Şunu şöyle düşün bak. Bu 21'i şurada açayım. 21 çarpı 20 faktöriyel gibi düşün. 20 bunu kapat bunu gör. Ben 20 faktöreli aldım. Kat sayısı kaç kalır? 21. Eksi. Buradan 20 faktöreli aldım. Kat sayısı kaç kaldı? 1. Güzel. Orayı hızlı yaptım. Şuraya da dikkat et. A artı 2, A artı 1, A faktörel deyip durmuş. Bak bunu küçültmüş. A artı 2, bir küçültmüş. A artı 1, bir küçültmüş. A faktörel. Bunu tekrar büyütürsem aslında bu A artı 2'nin faktörelinin açılmış hali. 1, 2, 3 basamak açmış. Ben de geri topladım. Bu. O zaman ne oldu? Buradaki A artı 2 duruyor. A artı 2 çarpı. Burada da ne geldi? A artı 2'nin faktörelli hali eşittir. Burada ne var? 20 faktörel çarpı. Burayı çıkartırsam 20 yapar. 21 eksi Birden 20 yapar. Bak. Gördün mü? Hayır hocam. La dikkat et. Bak. Ha şunların yerini değiştireyim daha iyi göreceksin. 20 faktörel sağa 20'yi sola alıyorum. Bak şimdi. Hemen göreceksin. Dur. Bunu buraya alıyorum. Ha. Yer değiştirdim. Bir şey değişmiyor. Şimdi gördün mü? Gördün. Bak A artı 2 ve aynısının faktörellisi. 20 ve aynısının faktörellisi. O zaman burası direkt 20'ye eşit. A artı 20'dir. Böylece burası A artı 2 faktörelde 20 faktöriyel olur. Çok güzel. Demek ki A artı 2 20 ymiş. Yani A dediğim şey 18. Neredesin? Yapıştır. be şıkkına. Çok güzel. Var ya sağlam soruydu ha. Aslında biraz erken koymuşum ya. Bunu üçüncü soruya koymamalıymışım. Valla ne yalan söyleyeyim. Bunu biraz arkalara koysaymışım daha iyiymiş. Neyse hadi oldu. Üçte biraz zor soru çözdük ama sorun yok. Birazdan rahatlayacağız. Kolaylar da geliyor. Zoru gör ki kolay ama bu da neymiş? Biz neler çözdük diyesin tamam mı? Dört gelsin. Ne bir doğal sayı olmak üzere. Çok kolay. Niye? La bunu küçüğüne benzet sadeleşsin. N artı iki faktörel var ya bir küçült. N artı iki çarpı bir küçüğü ne yapar? N artı 1. Stop. Faktörel dur. Neden? Aşağıda aynısı var. Bunlar zaten sadeleşecek. Artı. Buraya gel. Bunu bir küçült. N artı 1'i bir küçültürsen ne olur? N olur. Faktöreli koy. Stop. Niye? Aşağıda aynısı var. Sadeleşecek. Eşittir 33. Buradan ne kaldı? 1 ile 1 tabii. Çarpmada bir etkisi yok. N artı 2 kaldı. Artı. Burada ne kaldı? N artı 1. Eşittir 33. 2 tane ne? Bu 1 ile 2, 3 yapar. Karşı yatırım 30 olur. 2 tane N kaldı sol tarafta da. 1 tane N ne olacak? 15. Dur hemen işaretleme. Neyi soruyor? Evet neyi soruyor? O zaman işaretleyebilirsin. Ya bazen N faktörleri sorar. Bazen N-2 faktörleri sorar. Hemen neyi buldun diye işaretleme. Soru köküne bir daha bak. Bu bir alışkanlığın olsun. Tamam. Bak bu daha kolaydı değil mi? Evet. Keşke biraz öncekiyle yer değiştirseydi. Neyse. N bir doğal sayı olmak üzere. N değeri kaçtır? Hmm, bakıyorum. Hocam en küçüğüne benzetin. Bravo. Hemen en küçüğüne benzetiyorum. Ne? Ne artı bir en küçüğü. Bak, şu ne artı üç açayım. Ne artı üç çarpı ne artı iki çarpı ne artı bir faktöriyel eksi. Bunu da küçült. Ne artı iki çarpı ne artı bir faktöriyel bölü. Aşağıdakini de küçült n artı 2 çarpı n artı 1 faktöriyel robota döndüm artı bu zaten n artı 1 faktöriyel eşittir 81 bölü n artı 3 güzel aha silindi tekrar geri geldi şimdi gördüğün gibi n artı 1 faktöriyeller her yerde varlar amacım ortak parantezi alıp bunları ortadan kaldırmak güzel gel n artı 1 ortak parantezini alıyorum n artı 1 Diyorum ki madem bir sürü tekrarlanıyor tekrar tekrar yazmaya gerek yok. Bunun kat şu ikisinin çarpımıdır. Yani n artı 3 çarpı n artı 2. Bunun kat sayısı eksi n artı 2'dir. Tamam. Bölü aşağı gel. n artı 1 ortak parantezini al. Ya olayı anladığını artık düşünüyorum. Bunun kat sayısı, bak. Burada toplama var. İki farklı terim var. Toplama terimleri ayırır. Bu 1, bu 2. Iki. i̇ki farklı sayı var. Bunun kat sayısı n artı 2. Bunun kat artı 1. Artı 1. Mükemmel. Bak. Çat çat. Oh çat çat oh çat çat oh gitti rahatladım. Peki ne kaldı? Şimdi sevgili arkadaşlar kardeşler şurada ne at? A dur stop bir dakika. Lan nasıl yapsam bunu? Burada ne artı 3 geldi. Ne artı 1. Şey ne artı 2 artı 1. Ne artı 3. Buradan ne geldi? Ha bu 81 A bak bunu değerini yaz. 81 bölü. Ne artı 3'tü. Bunu az kalsın unutuyordum. Eşit dedim. Bak Şimdi burada ne var? N artı 3 yok mu? Bunun paydasında N artı 3 var. E bunun paydasında da N artı 3 var. Her iki kesiri N artı 3 ile çarpsam bunlar kaybolmaz mı? Kayboldu. Bak direkt bunları sadeleştirdim. Güzel. Yukarıdaki 81 eşit olacak. Harikulade. Yani şu. Hatta başka renk yapayım. N artı 3 çarpı N artı 2 eksi N artı 2 eşittir 81 olacak. Şunu diyebilirsin. Hocam N artı 2'ler ortak. Bravo. Bravo. N artı 2 ortak parantezini al. Bunun katsayısı sayısı N artı 3'tür. Bunun katsayısı nedir? Eksi 1. Bir. bir tane ya kendisi yok olduğu için yani eksi 1 yazıyorum. Eksi bu işaretin eksisi. Eşittir 81. Sonra diyorum ki gel sen buraya. Bu N artı 2 çarpı. Bu da N artı 2 olur. Evet A N artı 2 oldu. A, a Birbirinin aynısı iki sayı çarpınca 81 oluyor. Ne olabilir? 9 ve 9. 1 de Eksi 9 ve eksi 9 olabilir ama sana dedi ki ne pozitif do, yani ne doğal sayı. Eksi alamazsın. O zaman diyorum ki bu da 9 bu da 9. Ne artı 2 9'sa ne nedir? 7'dir. Yapıştır. Bak bazen şunu yapıyorsun. Burayı 9 bulup gidip 9'u işaretliyorsun. Ya yapma gözünü seveyim. Soru kökünü oku. Neyi soruyor? Ne 7'dir. Bunları yaz. Hadi devam edelim. Yazdınız mı? Yazdığınızı varsayıyorum çünkü durdurabiliyorsun. Öyle bir konforun var yani. Benim yok ama senin var. Gerçi benim de var. Ben bazen arada mola veriyorum. Siz belki fark etmiyorsun. Orada bir geçiş oluyor ya, atlama oluyor ya videoda. Anlayın ki Şenol Hoca orada mola verdi. Siz de istediğiniz yerde durup mola verebilirsiniz. Gerçi daha 20 dakika daha olmamış ama ya istediğin yerde molanı verebilirsin. 20-25 dakikada bence mola ver. Wow. Tamamen harfli teorik bir soru. A, B, C. Ardışık pozitif tam A. Ardışık. Bu benim işimi kolaylaştırır. Hatta kırmızıyla çizeyim. A, B, C. Tamam. Küçükten bir sıralanmış. K, A artı B artı C'dir. Faktörel olarak buna göre. K'nın B türünden eşti. Şimdi K'nın B türünden eşitini istiyor ya. Benim A ile C ile işim var mı? Yok. Şimdi bunlar ardışık sayılar. Ardışık sayılar arasındaki fark kaçtı? Fark 1. Bak konuları iç içe sorabilir. Fark 1 ise bu A ise bu A artı 1, bu A artı 2. Ama ben B türünden istediğime göre, A'yı istemediğime göre. Bu B ise bir önceki B eksi 1'dir. Bu B ise bir sonraki B artı 1'dir. Güzel. O zaman ben A yerine B eksi 1 C yerine de B artı 1 yazarak olayı çözebilirim. Gel. Benim K sayım eşittir. A. A yok. A yerine B eksi 1 yazıyorum. B eksi 1 faktöriyel artı B faktöriyel artı C yok. C yerine ne yazıyorum? B artı 1 yazıyorum. B artı 1 faktöriyel olur. İşte bu. K'nın B türünden değeri bu. Ama bakıyorsun şıklarda çarpmaya dönmüş. He. Küçük olan ne? Küçük olan B eksi 1. Küçüğüne benzet şunları da. Tamam. Diyorum ki K eşittir. Bu b-1 zaten b-1 faktörel bu. Artı bu b'yi aç. b çarpı bir küçült. B 1 küçük b-1 faktöreli koy. Artı. Hepsini buna benzetiyorum. Küçüğü bu çünkü. Bu b artı 1'i aç. b artı 1 çarpı bir daha küçük b. bir daha küçük b-1 faktöreli koy. Şimdi gördüğün gibi b-1 hem burada hem burada hem burada var. O zaman bu neye eşit oluyor? Eşittir. b-1 ortak parantezini alırsam b 1 faktöriyel ortak parantezin alırsam. Burada katsayı 1 geldi. Artı buradan katsayı b geldi. Artı buradan katsayı b çarpı b artı 1 geldi. Yani b artı 1 çarpı b geldi. Bu eşittir k. Tamam. K'nın B türünden değeri. Vay arkadaş ya. Bu neymiş? Tamam dur. Dağıt. B. B kare yapar. Şimdi. Hala devam ediyorum. B 1 faktöriyel. Bunu aynen yazdım. Şimdi bunu dağıtırsam bir tane B bir tane de B kare yapıyor. Bir tane. Önce şöyle yapayım. Önce bununla çarpayım. B kare yapıyor. B kare artı. Bununla çarparsam bir tane B yapar. Bir tane B de burada var. İki tane B yapar. Topladım. Bir de artı birim var. Hızlı olayım biraz canım artık. Şimdi buraya bak. Burası B eksi bir faktörü geldi. Çarpı. B kare artı 2 B artı bir. Bu neyin açılımı? Evet. Özdeşliklerden B artı birin karesinin açılımı. Bu da B artı birin karesi oldu mu? Şıklara gel. B eksi bir faktörü gel. Çarpı B artı birin karesi. Nerede lan bu saçma şık? b eksi 1 faktöriyel b artı 1 Allah'ım yarabbim baya teorik bir soruydu ya valla bildiğin hiç sayımayı yok hep harf ve teori olabilir yani sorabilir ÖSYM bunu TYT'de de sorabilir AYT'de de sorabilir sen bunu TYT'de öğreniyorsun ama aslında AYT'ye de bir hazırlık yapıyoruz niye TYT ile AYT'nin bir sürü ortak konusu var oradan AYT'den bile soru çözersin gelsin 7 Heh, bundan kesin gelir bak bu soru kolay <laughs> güzel ya ben bunu niye en başa almadım ya? Keşke bu soruyu başa alsaydım. Çok kolay. Kare içerisinde x verirse 2 fazlasını faktörüyle. Üçgen içerisinde x verirse 2 eksiğinin faktörüyle. Kare içerisinde 6 vermiş. O zaman ne demek? x'in 6 yazdığını düşün. 2 fazlası 8. 8 faktörel demektir bu. Allah'ım ben nasıl bunu öne almamışım. Üçgen içinde 7. x yerine 7 yazmış. 2 çıkaracağım. 7 eksi 2. 5 faktörel demektir. Ya. Allah'ım ya Rabbi. Bunu açacaksın 5'e kadar. Burada da 5 faktör var. Bunlar götürdü. Bunu çarp. Ya vallahi kendime kızıyorum bu soruyu nasıl Cık. Neyse kızmayacağım. Bunda bunu çarpma ne yapar? 56. 6 ile çarpayım. 6 kere 6 36 elde var. 3 6 kere 5 30. 3 de elde vardı. 333. 336 pardon. 7. cevabı E şıkkı. Ben bunu nasıl oraya yazmamışım ya? Bir saniye şurada bir şey düzelteceğim. Heh. Dur tekrar geleyim. Bilgisayarda bir ayarı düzelttim de. 7E. Kızıyorum kendime, kızıyorum. Bunu daha öne almalıydım. Neyse ya, aman. Siz anlıyorsunuz aslında, ben size güveniyorum. 8. X bir doğal sayı olmak üzere. Yine tanımlı sorular, severim. ÖSYM'de sever. AX demek, X faktörel sayısının çarpansal açılımındaki en büyük asal çarpan olarak tanımlanıyor. ha X, A demek, X faktörelin içindeki en büyük asal sayı. Mesela 6 faktörel için konuşalım. 6 faktörelin içerisindeki en büyük asal sayı kaç? 5. O zaman sana A6 derse bu 6 faktörel içerisindeki en büyük asal sayıyı soruyor demektir. O da 5. Mesela anladık mı? Evet. O sayının o, o sayının faktöriyellisinin içindeki en büyük asal sayı. Buna göre AN 23 ise N'in alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır? AN ne demek? En faktörelin içerisindeki en büyük asal sayı 23 demek. He, en faktöreli açtığını düşün. Mesela 1 ya da N'den geriye doğru açıyorsun. İşte N, n-1 işte n-2 tamam Açıyorsun açıyorsun açıyorsun. Ta işte 3 2 1'e kadar. Buradaki en büyük asal sayı 23. Ben buradan şunu anlarım. O zaman n faktörel ne olabilir? He, şöyle düşün. Bu açılımı şöyle yapayım mı? Nasıl hocam? Sayı olarak düşün. Mesela 23, 22, 21, 20, 19 tık 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 3 2 1 Şimdi ben en küçük değerini bulmak istiyorsam en faktöreli Bir kere içinde 23 asalı kesinlikle var mı var o zaman Buradan itibaren geldiğimde içinde mutlaka 23'ü barındırmalı Demek ki ben n sayısını en az 23 seçersem Yani 23 faktörel seçersem Açtığımda 23'ten başlar Ve içinde mutlaka 23'ü barındırır O zaman n sayısı en az 23'tür Demek ki en küçük değeri kaç 23 Eyvallah bunu aldım Peki en büyük değeri ne olabilir Şimdi belki 23 içinde var ama 24 de var. Çünkü içinde 24 olduğunda da hala en büyük asal sayı 23. Belki 25 de var çarpanın içinde. Hala en büyük asal sayı 23. 26 olsa da en büyük asal 23. 27 olsa da en büyük asal bu. 28 olduğunda da bu ama 29 olduğunda artık 29'dan 1'e kadar yani 29 faktöriyelinin açılımı olsaydı bu, 29 faktöriyelinin açılımı olsaydı İçindeki en büyük asal sayı 29 olurdu. Bu olmadığına göre bunu alamam. Demek ki dur. 28'de dur daha yukarı çıkma. Demek ki N sayısı en fazla 28 faktöreldir. Çünkü 28 faktöreli açtığında içindeki en büyük asal sayı hala 23. He, o zaman en büyük değeri de 28 olabilir. En büyük ve en küçüklerin toplamı kaçtır? 40-51 yapıştır C şıkkına. Çok güzel. Bu 23'ün asallığı ile ilgili daha önceki derslerde benzer bir şey çözdük ha. En büyük en küçük bilmem hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum. Hatta belki bir önceki ders miydi? Onların bir önceki ders miydi? Evet öyleydi. Gelsin sıradaki 9. En kenarlı bir çokgenin iç bölgesine yazılan bir x sayısı için. X'i yazarsam. En kenar ya. Kenar sayısının 2 eksiği faktöriyel sayının bir büyüğünün faktöriyeli. Böyle tanımlanmış. Buna göre şu nedir? Şimdi üçgen. Kenar sayısı burada en kaç? En 3. Tamam n3 ise n'in 2 eksiğinin faktöreli. Yani 1 faktöreli. Çarpı içerideki x'in 1 fazlası. Buradaki x sayısı kaç? 9. 1 fazlası 10. 10 faktöreli. Bu eşit oluyormuş Şuna. Burada kaçgen var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada N8'dir. n 8'dir. N'in 2 eksik faktörüyle yani 6 faktörel çarpı içerideki sayının bir büyüğü. X'in bir büyüğü. X artı 1 faktörel. Bunlar eşit olacak. E dersin ki hocam şu 1 bir faktörel 1'dir. Bir etkisi yok. 10 faktörel açın hocam. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyele kadar. Neden? Ya burada 6 faktöriyel var zaten. Onunla sadeleşecek biraz sonra. Amacım zaten çat çat bunları ortadan kaldırmaktı. Şimdi sorunun güzelliğine bak. Burada bir faktöriyel kaldı. Yani benim aslında x artı 1 faktöriyeli bir tane faktöriyeli sayım bunların çarpımına eşit olacak. Allah Allah. 19, 8, 7 bunlar çarpınca nasıl faktörel elde etsin ki? Şöyle. Bak. Tamam. 7 eyvallah. 7 zaten 7. Bak şimdi. 7 zaten 7. 8 dediğim şey 4 çarpı 2'dir. 9 dediğim şey 3 çarpı 3'tür. 10 dediğim şey 5 çarpı 2'dir. Bu x artı 1'in faktörelini oluşacak. Benim ardışık sayıların çarpımı şekli çevirmem lazım. Şuradaki sayıları. Tamam 7 zaten 7'dir. Peki ben 6 üretebilir miyim? Evet. Şu 3 ile şu 2 6 yapar. Bak 7 6. İneceğim ta 1'e kadar. 7 6. Bana 5 lazım. Burada zaten. O 7 6 5. 4 lazım. Burada zaten. Bir dakika 7'yi de kullanmıştım zaten. 7'yi kullandım. 4'ü de şimdi kullandım. 7 6 5 4 3 lazım. Burada. 3 çarpı 2 lazım. Burada. 1'e hiç gerek yok ki. Çarpı 1 istediğim gibi koyabilirim. 1'in çarpmada bekçisi yok. Bak 7'den 1'e kadar sayıların çarpımı yaptı. Bu x artı 1 faktörel oldu. E burası ne demek? 7 faktörel demek. Aa bu 7 faktörelin açılımı. Demek ki bu x artı 1 7 faktörel. Yani x artı 1 7. Yani x 6 yapıştır. Ya işte bu. Sakın gidip 7 yapıştırma gebertirim. 6 artı 1 7 faktörel yapacak. 6 artı 1 7'dir oradan 7 faktörel gelecek. Wow. Bu da çok iyiydi be. Valla başlangıcı kolay başladı şurası ama sonra buradaki sayıları ardışık bir şekilde çarpmaya çevirmek gerçekten olaydı. O yüzden bu soruya kalp atıyor ve ismimin baş harfini yazıyorum. Wow. Güzel. Yoruldum ya. Şöyle biraz yaslanarak anlatayım. 10. Sonra ne var? 11. Sonra finito finito bitiyor. X ve 2 iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere. X faktörüyle Y faktörüyle bölmüş. 156 bulmuş. Ulan diyorum bu 156'da bir şey var ha. Bu aşağı ardışık sayıların çarpımı mı? Bir bakıyorum. Aa bu 10 3 çarpı 12'dir. Çünkü 12 12 144 yapar. Bir 12 daha yükle 156 yapar. Aa ardışık sayıların çarpımı. Lan diyor bu madem ardışık sayıların çarpımı. Y faktörüyle bunun yanına çarpı olarak atarım. X faktörel eşittir. 13 çarpı 12 çarpı Y faktöriyel. Bak sağ taraf faktöriyel çıkmalı. Çünkü sol tarafta X faktöriyel var. Tek bir sayı ve faktörelli. Demek ki burası tek bir sayı ve faktörelli olmalı. Yani burada ardışık sayıların çarpımı olmalı. Var işte 13. Bir küçültmüş 12. Bir küçültmüş 11 faktörel deyip durmuş işte belli. Belli. Burası şu bu eşitlik ancak şöyle sallarım. Çünkü 13 12 ile bunu küçültecek şekilde artış sayı oluşturamazsın. Bu 13 faktörelin açılımını yapmış. Dolayısıyla x 13'tür. Yani 13 faktörel var burada. Dolayısıyla y ne olmak zorunda? 13, 12, 11. 11 faktörel olmak zorunda. Yani y 11 olmak zorunda. Heh. O zaman x 13 olmak zorunda. Y 11 olmak zorunda başka sağlayan sayı yok. X artı Y kaçtır? Topla 24. Yapıştır A Güzel. İnceydi hızlı çözüldü. 11 ve son soru. Vay be bu soruyu ta ne zaman yazmıştım. Bir dakika şurası yamulmuş. Şöyle düzelteyim. Allah düzeltemedim. Kurtaramadık artık. Neyse ya yamuk mamuk çözeceğim. Şimdi arkadaşlar diyor ki Tuzla'dan hareket eden bir otobüsün burada Tuzla'dan ta Topkapı'ya giden bir T500 vardı biliyor musunuz T500 müydü E500 müydü çok böyle esprilere konu oluyor. Ben de oradan yazdım. 70 tane durak yazdım. İnşallah doğrudur. Kaç durak olduğunu bilmiyorum. Tuzla'dan hareket eden bir otobüsün Topkapı'ya ulaşması için uğraması gereken 70 durak vardı. Tamam bak 1 2 3 4 X daha 69 70. Otobüs ikinci durağa uğradıktan sonra buraya uğradıktan sonra otobüsün uğramadığı ilerideki durakların durak numaralarının çarpımının Otobüsün uğradığı durakların durak numaralarının çarpımına oranı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi uğramadıklarının uğradıklarına oranı. Uğramadıkları ne? Bu x'ten sonra ne var? x artı birinci durak, x artı ikinci durak böyle gidiyor. Ta ki nereye kadar? 69, 70'e kadar. Yani geriye doğru sayarsam 70 çarpı 69 uğramadıklarını çarpıyorum. Çarpı 68. durak çarpı ta geliyor. x artı 2 çarpı x artı 1 diyor. Bunlar uğramadıkları. Bunlar çarpı. Bunları böl diyor. Neye böl? Uğradıklarına. Uğradıkları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, x. x'e kadar geliyor. E 1, 2, 3, 4, tık 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 x'e kadar geliyor. Bak. Şuradan ne görüyorsun? Ne görüyorum hocam? Bu 1'den x'e kadar uğradıkları zaten x faktöriyel. Bunu sil. Bunu yerine x faktöriyel yaz. Hiç o sayılarla uğraşma. x faktöriyel. Eyvallah. Ya şu da 70, 70, 69, 68. Keşke böyle tık 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 x'ten sonra 1'e kadar gitseydi. Ne lazım bana 1'e kadar gitmesi için? x, x eksi 1, ta x'ten 1'e kadar. Yani x faktörel lazım yukarıda. Ve dengenin bozulmaması için ben yukarıyı x faktörelle çarpıyor, aşağıyı x faktörelle bölüyorum. Niye? Şıklara bakıyorum. 70 faktöreli şeyler var çünkü. He diyorum bak. Ben şurada hem payı x faktörelle hem paydayı x faktörelle çarptım. Böylece 79'dan x artı 1'e kadar gelip x'e kadar faktörel deyip durmuş ya. Durmadığını kabul ediyorum. Bu 1'e kadar açılım demektir. Yani 70 faktörel demektir. Hem x, ile, x faktörel çarptım hem böldüğüm için sonuç değişmedi aslında. Buna sadeleşir isterse. E aşağısı ne oldu? x faktörel x faktörel x faktörelin karesi oldu. O zaman sonuç 70 faktöriyel bölü x faktörelin karesi e şıkkı. Bunu ekleyerek ne yaptım? Aslında bu x'ten 1'e kadar açılımdır. Demek ki 1'den x'e kadar geldin. x artı 1 x artı 2 zincir bozulmadan 70'e kadar gittin. Yani 1'den 70'e kadar sayılan çarpım var burada. 70 faktörel yapar. x faktörel x faktörel x faktörel karesi yapar. Bu eş bu kadar. wow, bu kadar diyorum ama çok sağlam soruydu. Anladık mı? Yani şu ekleme çıkarmayı anladıysan bence olay bitti. Anlamadıysan gerçekten zordu ama şunu düşünecektin. Lan şıklarda bakıyorum 70 faktörel var. Tamamlama var burada. Şüphelenecektim bundan yani. Ve finito. Yedinci derste finito oldu arkadaşlar. Bitti. Ödevleri çözmeyi unutma. Sırada ne var? Sayı basamaklarının birinci dersi var. Hemen şuraya hadi bismillah. Yedinciye de dışın deyip bir daha dışın deyip ateş ediyoruz. Ve adım adım çıkıyoruz. Yorulacağız. Zorlanacağız. Bazen pes edeceğiz. Bazen etmeyeceğiz. Bazen çok keyifli olacağız. Bazen canımız sıkılacak. Ama size başarının anahtarını ve sırrını veriyorum bir rutin oluşturmak, bir düzen oluşturmak. Her zaman aynı performansa çalışamayabilirsin. Bazı günler performansın 100 üzerinden 90 olur, bazısı 70 olur. Ama her gün çalış, çalışmaya devam et. Tabii ki çok yorulup bunu aldığın zaman dur, dinlen, kendini eğlendir, kendine zaman ayır, sonra geri dön. Arkadaşlar durmalar dinlenmek içindir, bırakmak için değil. Ara ara durun, dinlenin. Zaten eğlenemeyen beyin öğrenemezdi. Kendinizi eğlendirin, zaman ayırın, ama sonra gelip mutlaka ama mutlaka dersinize odaklanın. Bak ben derse nasıl odaklanıyorum? Bekle. Bak göstereceğim. Bekle dur. Arkadaşlar benim derse odaklanmamın tek yolu aha bunu kapatmak. Bak bunu kapattığım zaman götürüp bir şeylerin altına gömdüğüm zaman aha düştü lan. <laughs> İnşallah bir şey olmamıştır. Gerçi bu kılıfı boşuna takmıyoruz. Geçen gün televizyonda gördüm. Ali Koç telefonunu kılıfla kullanıyordu. Ulan dedim Ali Koç kılıfla kullanıyorsa sen kimsin? Senin 10 kat sarman lazım falan yaptım böyle. Kendimi rahatlattım. Tabii kılıfını takıyorum. Ya neyse bak yine boş. Yine düştü ya. Allah ım. koltuğa atamıyorum ben bunu. Dur kibar atacağım şöyle. Heh bu sar koltukta durdu. Yani neyse asıl meseleye gelelim. Telefonu kapatmadan, telefonu götürüp bir yere gömmeden o dersi çalışamazsın. Çalışamazsın. Telefonu bir yere göm kapat, zincirle, kitle bir yere göm ve işine odaklan. Ancak o zaman odaklanırsın. Arkadaşlar odaklanırsak başarılı oluruz. Odaklanacak şeyleri bulmak için odağınızı bozan şeylerden uzak durun önce bir. Zaten sen çalışman gerektiğini biliyorsun. Zaten sen ne yapman gerektiğini biliyorsun. Ders çalışmanı engelleyici ajanlardan önce uzak dur. Onun en başında telefon sonra kötü arkadaş gelir. Bakın lütfen ama lütfen aklı başında ders çalışmayı bilen çalışkan arkadaşlar edinin. Çünkü o arkadaş grubu seni de kendilerine benzetir ve çalıştırır. Derdin, konuşman, sohbetin onlar gibi ders olur, gelecek olur. Ama boş beleş adamlar hep boş beleş şeyler konuşur. Sen de onlara benzersin. Çok klasik bir laf ya. En çok zaman geçirdiğin 5 kişinin ortalamasısın derler. Ve gerçekten de öyledir. Lütfen arkadaşını doğru seç. Sosyal medyadan ve telefon... Sosyal medya değil o ya. Sanal hayat. Sanal hayattan uzak dur. İşine dersin odaktan elinden geleni yap. Zamanla olacak. Yani başarı grafiği böyle dümdüz değil. 3 olacak 2 olmayacak 3 olacak 1 olmayacak böyle kırıkta şekilde çıkarsın bunu unutma ama sabrettikçe zamanla keşfettikçe öğrendikçe zihin daha kolay bir şekilde öğrenecek daha kolay ilerleyecek sen ricam bu yani öğrenme sürecini oturdum bir saat çalıştım ve mükemmel öğrendim diye düşünme böyle bir şey yok Otursun, çalışırsın, hala anlamadığın yerler olur, eksiklerin olur, öğretmenine sorar, arkadaşına sorar, video çözümünü izlersin. Böyle böyle adım adım eksiklerle beraber yürür ve ilerlersin. Mükemmel bir öğrenme süreci yoktur. Öğrenme kusurlu bir süreçtir. Düşmeli kalkmalı bir süreçtir. Bunu bilin tamam. Aynen çocukken bisiklet sürmek gibi. Düştün, kalktın, dizin yaralandı, süremedin, korktun falan falan derken sonra bir baktın iki teker üstüne gidiyorsun ve öyle öyle gitmeye başladın, öğrenmeye başladın. Bu böyledir. Süreç sancılı olacak. O yüzden sancılardan korkmayın. İyi bir öğrenme süreci geçiyorsunuz demektir. Oh çok konuştum. <laughs> Neyse yoruldum da vallahi. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşeceğiz inşallah. Bay bay. Hazırsan başlayalım. Şart böl, topla kolayca sayıları hükmediyor şen olacak. Trigonometri, polinomlar mantık, matematikte bir uçtan bir uçak. Ben sonra şov yapacağım size. Sen değil konuları düşünme sen, ayırmadan gözünü izleyip öğren. Anlatıyor senin için durmadan, matematik artık güvenli bölgen. Sıkılıp yorulunca yetişir şen olacak. Her şeyin kolayı var öğren olma. Kalemi hiç düşürme ellerinden bitirer konuyu çok kolayca Sıkılıp yorulunca yetişir şen Her şeyin kolayı var öğren Sıkılıp yorulunca yetişir şen Her şeyin kolayı var öğren